Herkese merhaba, bu videoda sizlerle beraber Huawei Band 6'yı inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Huawei Band 6'ya aslında akıllı saat desek yanlış olmaz bence. Çünkü gerçekten hani arayüzü vesairesi ciddi manada başarılı. Standart bir band gibi düşünmemek gerekiyor bu cihazı. Hani fiyat konusunda çok iyi bir noktada duruyor. İsterseniz gelin şimdi kutu açılışına geçelim. Sonrasında da gövde özellikleriyle incelememize devam edelim. Huawei Band 6 ve cihazın kendi görselini görüyoruz. Arkasını çevirdiğimiz zaman ise burada bir takım özelliklerin üstünden geçilmiş. Bunlardan zaten size detaylı olarak bahsedeceğim. Kutu içeriğine baktığımız zaman cihaza özel bir tane şarj kablomuz var. Bu şarj kablosu standart bir USB'den cihaza özel olarak bağlanabilecek bir konnektör yardımı ile bize sunulmuş. Ancak beyaz renk olması üzücü çünkü hani cihaza baktığınız zaman cihaz siyah renge sahip. Bunların dışında tabii 3 farklı rengimiz var ama yine de farklı bir renkte kablo olsaydı daha şık ve ince bir detay olmuş olabilirdi. Gövde yapısına baktığımız zaman ise standart bantlardan biraz daha kalın. Gördüğünüz gibi yan tarafta Xiaomi Mi Band 5 var. Şu şekilde bir farkı olduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim. Evet isterseniz buradaki cihazı bir eşleştirelim. Sağlık bölümüne geleceğiz. Sağlık bölümüne geldikten sonra burada cihazlar kısmı var. Burada sağ yukarıda ekle var. Ekleye tıklıyoruz. Burada zaten otomatik olarak Huawei diye çıktı. Buna bağlan diyorum. Buradaki kısma izin ver diyoruz. İzin ver dedikten sonra ise gördüğünüz gibi burada ekranımıza bir onay bölümü geldi. Buna şu şekilde tıklıyorum ve eşleştirilme başarılı olarak gerçekleştirdi. Burada güncelleme paketlerini Wi-Fi üzerinden indir ve boştayken otomatik yükle gibi özellikler var. Şu anda cihaza bir güncelleme gelmiş. Hemen o güncellemeyi de gerçekleştiriyorum. Evet gelelim gövde kısmına. Şu şekilde isterseniz üstündeki jelatini şöyle bir sökelim. Gövde kısmında aslında en büyük gelişme tabii ki ekranında. Çok güzel ve parlak bir ekranı var. 1.47 inç AMOLED bir ekranımız var. Şu şekilde parlaklık seviyesi gerçekten güzel. Kasa oranı bir önceki versiyona göre ciddi şekilde büyümüş ve ekran kasa oranı da %42 gibi bir ekran kasa oranımız var. Burada şu şekilde menüler arasında da zaten birazdan detaylı olarak geçişleri yapacağız. Çözünürlük kısmında ise 194'e 368 piksel gibi bir çözünürlüğe sahip. Bunların dışında ekranımızın dokunmatik hassasiyeti gerçekten güzel. Dört yönlü olarak çalışıyor. Yani aslında burada akıllı saat deneyimini bizlere yaşatıyor. Buradaki bu arayüz zaten aslında Huawei Watch GT 2 ve aynı zamanda diğer Huawei saatlerde de bulunan arayüze çok benziyor. Bu şekilde yukarıdan aşağı doğru çektiğinizde buraya bir denetim masası geliyor. Güzel bir özet görüyoruz. Burada Bluetooth üzerinden bağlantının kurulduğu, pilimizin ne kadar kaldığını, tarihi görebiliyoruz. Şu anda 27 Nisan tarihindeyiz. Salı günü Bunların dışında cihazı isterseniz uyku modunu almak için ve aynı zamanda DND modunu yani do not disturb modunu almak için de buradan bu tuşa basabiliyorsunuz ve alt tarafta ise telefonumuzun nerede olduğunu bulmamıza yarıyor şu şekilde. I'm here. Şu anda duyduğunuz üzere telefon I am here diyor. Yani buradayım diyor. Hemen sağ tarafta alarm kısmımız var. Buraya bir alarm ekleyebiliyorsunuz buradaki menüden hızlı bir şekilde. Ayarlar kısmında ekran, titreşim, rahatsız etme, egzersiz ayarları, sistem ve hakkında gibi seçeneklerimiz var. Ekrana geldiğimiz zaman buradan saat kadranı ya da favoriler, parlaklık, gelişmiş gibi özellikleri açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda bu cihazın parlaklık oranı 3. kademedeydi. Bunu şu anda maksimum parlaklığa aldım ve gördüğünüz gibi çok ciddi şekilde fark etti aslında burada. Bunların dışında burada yine daha da farklı, daha da detaylı menülerimiz var ama hepsine tek tek girersem vaktimiz kalmayacak gibi. Nabzımızı ölçtüğümüz alanımız var saat bazında. Bunları gösterebiliyor. Yine güzel noktalarından bir tanesi. Ve şu tarafa da çektiğiniz zaman aslında Apple saatlerden alışkın olduğumuz bu halka seçenekleri burada bizlere sunulmuş. Buradan da şu şekilde çıktığımız zaman şu anda ben burada böyle bir tema kullandım ama siz tabii ki kendinize göre farklı temalar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onları zaten demin sizlere göstermiştim. Ayarlar kısmında şu şekilde e, isterseniz bir de egzersiz ayarlarına bakalım. Cihazın üzerinde yaklaşık olarak 96 tane farklı spor modu bulunuyor. İsterseniz bunları otomatik olarak tespit etmesini buradan açık hale getirebiliyorsunuz. Tabi açık hale getirdiğiniz zaman cihazın pilinden de biraz daha sürekli sensörler çalıştığı için cihazın pili biraz hızlı bitiyor olabilir. Onu ilerleyen zamanlarda bir uzun kullanım testi yaparsam orada sizlere anlatırım. Kullanmanız menüden çıkarken ise yapmanız gereken şey parmağınızı soldan sağa doğru kaydırıyor olmak. Menüler arasında geçiş yaparken parmağınızı soldan sağa kaydırarak şu menüler arasında dolaşabilirsiniz. Şu anda mesela Spotify'dan en son dinlediğim müzik. Spotify'ımı burada telefon üzerinden açtım şöyle ve buradaki tuşa basıyorum. Şu anda duyduğunuz gibi müzik çalmaya başladı. Sesi de buradan kısıp açabiliyorum. Aynı zamanda isterseniz şarkıyı da değiştirmeyi buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet bir de cihazımızın menüsüne bir bakalım isterseniz. Menüsüne girmek için yapmamız gereken şey şuradaki tuşa basıyor olmak. Tuşa bastığımız zaman bir hayli uzun bir menü bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi egzersiz, egzersiz kayıtları, kalp atış hızı, SPO2, aktivite kayıtları, uyku, stres, nefes egzersizleri, müzik uzaktan kumandalı deklanşör bildirimler, hava durumu, kronometre, zamanlayıcı, alarm, el feneri, telefonumu bul ve ayarlar gibi neredeyse bir akıllı saatte bulunan tüm özellikler burada bize sunulmuş desek yanlış olmaz yani. Burada egzersiz kısmına geldiğiniz zaman açık hava koşusu gibi gibi yani böyle aşağı doğru gidiyor bitmiyor yani gördüğünüz gibi kürek vesaire gibi bir sürü egzersiz ayarı bulunuyor arkadaşlar. Dolu dolu bir cihaz ve aynı zamanda parlaklığı son kademeye aldık demin biliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir ekran parlaklığı ve keskinliği var. Şöyle bir ekranı size bir göstereyim. Yani gerçekten çok net ve çok keskin bir ekranı var. Parlaklık oranı da ciddi manada güzel ve kaliteli. Evet şimdi bir bildirim testi yapacağız. Şöyle bir kendimi arayacağım. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi arayan kişi burada yazıyor. Burada gelen çağrıyı kabul edemiyoruz. Sadece reddedebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde reddettik ve buraya cevapsız arama olarak düştü. Şimdi bir de kendime bir WhatsApp mesajı atacağım. Gördüğünüz gibi kolunuzu şu şekilde yaptığınız anda yeni mesajlar bu şekilde geliyor. Görüntüde böyle gözüküyor. Türkçe karakter kısmına geldiğimiz zaman bir de onu deneyelim bakalım ne olacak. Türkçe karakter testinden de başarıyla geçiyor. Gördüğünüz gibi şey yumuşak ki Ç ve Ü harfleri burada bu şekilde duruyor. Evet bir de şimdi uzun mesaj okuma testi yapacağız. Şu şekilde bir mesaj attım kendime. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde okunuyor ve aşağı doğru inebiliyoruz. Bir de çok hızlı bir şekilde şöyle bir emojiler gözüküyor mu gözükmüyor mu onlara şöyle bir bakalım hemen. Emoji kısmına geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada emojiler ne yazık ki gözükmüyor. Bir de kendime bir fotoğraf atacağım. Fotoğraf attığımda bakalım fotoğraf burada nasıl gözükecek bir aksiyon olacak mı? Fotoğraf olarak yazdı başka da bir şey gözükmedi. Evet, genel olarak cihazın gövde özellikleri ve kullanımı da bu şekildeydi. Huawei Band 6'nın gövde özelliklerine eklemek istediğim bazı noktalar var. Cihaz 5 ATM suya kadar dayanıklı. Yani bu cihazla beraber denize, havuza rahatlıkla girebiliyorsunuz. Bunların dışında 3 tane farklı rengi var. Şu anda benim kolumda olan ve aynı zamanda bu incelemede kullandığım siyah rengi. Ancak siz bunu isterseniz sakura pembesi ya da amber turuncu rengiyle satın alabiliyorsunuz. Siyah klasik aslında gövde yapısı olarak baktığınız zaman sanki Apple Watch'un yarıdan kesilmiş versiyonu gibi duruyor. Biraz daha uzun versiyonu, biraz daha uzun bir versiyonu gibi düşünülebilir. Beni burada gerçekten akışkan desek yanlış olmaz. Dokunmatiğin hissiyatı da gayet başarılı. Şimdi isterseniz gelin Huawei üzerinde uygulamada neler yapabiliyoruz, neler yapamıyoruz, neler var bunları göstereyim size. Alt tarafta hemen pilimizin ne kadar kaldığını görüyoruz. Şu anda tabi cihaz daha yeni açıldığı için sıfır adım, sıfır kalori ve sıfır mesafe olarak buraya yazıyor. Hemen altında saat kadranları kısmımız var. Burada şöyle şu şekilde biraz bekleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi ilk olarak burada fiyatlar çıkıyor. Yani 1,5 lira gibi fiyatları var. Siz burada ücretsiz olanları muhtemelen seçip kullanabilirsiniz. Burada da ayrıca bölümler var. İndirim kısmı, yeni kısmı ve aynı zamanda ücretsiz kısım gibi bölümler var arkadaşlar. Sonrasında hemen alt tarafta sağlık izleme kısmımız var. Burada Huawei'in True Sleep özelliği var. Bunu buradan şu şekilde aktif hale getirebiliyorsunuz. Tabii ki böyle olduğu zaman cihazın pil performansı biraz daha az gidecektir. Çünkü bütün gece sizi takip ediyor. Bunların dışında hareket hatırlatıcısı var. Bunu açmanızı öneririm. Özellikle şu anda biliyorsunuz evdeyiz. Hiç hareket etmiyoruz neredeyse. O yüzden bir saatten fazla oturduğunuz zaman bu arkadaş sizi titreterek artık biraz hareket etmeniz gerektiğini hatırlatacak. Sonrasında sürekli kalp atış hızı etkin yani 7-24 olarak burada kalp atışınızı takip edebiliyor bu cihaz. Gerçekten önemli noktalarından bir tanesi. Eğer yüksek ya da alçak bir durum varsa bununla ilgili uyarıyı da veriyor. Ve burada otomatik stres sesli kısmımız var. Bunu da isterseniz şu şekilde açabiliyorsunuz. Ancak şurada tabii ki kalibre etmemiz lazım. Şu anda cihaz arkada güncellendiği için bunun kalibrasyonunu sonradan gerçekleştireceğim. Hemen alt tarafta otomatik SPO2 var. Yani bu aslında önemli noktalarından bir tanesi bu cihazın. Sürekli olarak kanımızdaki oksijeni ölçebiliyor. Bunu isterseniz burada düşük SPO o2 uyarısı gibi bir uyarı da verebilirsiniz. Bunu burada %90'da tutmanızı öneririm eğer açacaksanız. Sonrasında şu şekilde sağlık izleme kısmını geçtik. Burada bildirimlerimiz var. Bildirimler kısmında cihazımızın üstüne gelecek olan bildirimleri buradan organize edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sağlıkla ilgili olan bildirimler, takvim, mesaj geldiği zaman ya da Facebook bunların dışında da diğer uygulamalarda yine burada bizlere sunulmuş. Hemen alt tarafa geldiğimiz zaman ise burada bir alarmımız var. Alarm kısmında akıllı alarm kurabiliyorsunuz. Bunların dışında buradan alarmları da ekleyebiliyorsunuz. Hemen alt tarafta burada hava durumu raporları var. Bu kısmı güzel tabii ki açık kalmasını öneririm. Cihaz ayarları kısmımız var. Burada müzik çalma kontrolleri açık. Sizde de açık kalmasını öneririm. Bluetooth devre dışı anımsatıcısı. Bunu da açık kalmasını öneririm. Çünkü normalde biliyorsunuz bazen Bluetooth'u kapatıyoruz ve bağlantıları kopuyor ve böylelikle en azından bunun farkına varmış oluyoruz. Bir de şu şekilde sağ yukarı tıklarsanız eşleşmeyi de kaldırma kısmı buradan bizlere sunulmuş. Evet genel olarak uygulamamız da bu şekildeydi. Şimdi gelin cihazın detaylarına devam edelim. Evet gelelim pil konusuna. Pil konusunda cihazın üzerinde 180 miliamperlik bir pil var. Yaklaşık olarak 2 hafta gittiği söyleniyor ama tabii ki çoğu özelliği kapattığınız zaman. Daha öncesinde de Huawei'nin akıllı saatlerini inceledim biliyorsunuz ciddi manada iyi pil performansları var bu saatlerin. Göreceğiz bakalım nasıl bir performansı var. İleriki dönemde uzun kullanım testi yaptığım zaman deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Ama burada bazı özellikleri açtığınız zaman pil ömrü 2 haftadan 10 güne düşüyor diyorlar. Benim buradaki tahminim muhtemelen 10 gün değil de böyle 7 gün rahat bir şekilde tüm özellikleri açık bir şekilde kullanırız diye düşünüyorum. Pilimizin sıfırdan yüze dolması ise yaklaşık olarak 65 dakika yani 1 saat gibi düşünülebilir. Hızlı bir şarj özelliği de konulmuş. Güzel bir nokta. 5 dakikalık bir şarj ile 2 gün boyunca cihazı kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok iddialı. 5 dakikada 2 günlük şarj performansı. Şarj kablosunu eleştirmiştik. Beyaz bir kablo geliyor. E, klasik bir kablo değil. Her yerde bulamayabilirsiniz. Sadece cihazın kutusunun içerisinden çıkıyor. Bu cihaza özel bir kablo. Spor kısmına geldiğimiz zaman ise 96 tane farklı sporu algılayabiliyor. Hani 96 tane spor ya da aktivite say deseniz sayamam ama bu arkadaşın içerisinde varmış. İsterseniz gelin bir yürüyüşe çıkalım. Yürüyüş sonrası nasıl bir performansı var ona göz atalım. Evet şimdi bir dışarı çıktık. Bir adım testi gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi 30 adımdayız. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Sonrasında ne olacak? Bir 19, 20. Mantık olarak şu anda 30'dan 50'ye yükselmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 52 adım. Yani arada 1-2 adımlık bir fark var. Onun dışında gayet iyi. Bir de şimdi gelin burada egzersiz modunda ne gibi ayarlar var ona bakalım. Evet şimdi yürüyüşümüzü bitirdik. Burada gördüğünüz gibi ortalama kalp atış hızı e, mesafe, süre bunların dışında hız. Tabii şu anda yürümediğim için hız sıfırlandı. Attığım adım sayısı ve yaktığım kaloriyi görüyoruz. Çok sert bir e, antrenman yapmadığım için burada aerobik ve e, diğer kısımlar gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Bu kadar. Tüm arayüz böyle. Şu üst tarafta da mavi, yeşil, sarı turuncu ve kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Renkler var. Bunlar da yürüyüş yaparken hangi kademede yağ yaktığınızı gösteriyor. Şu şekilde durduruyoruz kırmızıya bastığımız zaman egzersiz bitirilsin mi diyoruz. Şöyle. Ve şu anda tabii ilk yürüyüşüm olduğu için en en uzun yürüyüş madalyasını aldım. Yine böyle bir özetimiz var. Mesafe, süre, kalori, en yüksek hız, ortalama hız, ortalama tempo, adım, ritim, adım uzunluğu, kalp atış hızı ortalamasını görüyorsunuz. En yüksek ve en düşük başlangıç ve sonlanma olarak. Ve demin söylediğim gibi buradaki renkler var. Çok yavaş bir yürüyüş yaptığım için tamamıyla ısınma üzerinde devam etmiş. Bunların dışında hepsi gördüğünüz gibi sıfır dakika. Ve tempo kısmına geldiğimiz zaman burada da yine ortalama tempomuzu görüyoruz. E ritim yine burada bir özetimiz var. Ve demin bahsettiğimiz antrenman stresi kısmı da burada yine bizlere sunulmuş. Çok yavaş bir iş yaptığınız için herhangi bir yorgunluk seviyesi de bulunmuyor. Burada V2 OMAX değerine baktığımız zaman o da 39 yeterli diyor. Bilmiyorum nedir bu çok düşük müdür değil midir. Egzersiz kayıtlarını paylaşmak için Huawei Health uygulamasını kullanın demişler. Evet kısaca spor uygulaması da bu şekilde. Ve bir de adım tutarlılığına bakalım. Yanımda aynı zamanda bir iPhone telefon da vardı. Burada e, Huawei'in bantı 3988 ölçtü burada iPhone'a geldiğimiz zaman o da 4000 civarında 4021 civarında yani çok benzer değerlerdiler. O konuda da bir sorun yok. Bence bu bantın aslında en önemli noktalarından bir tanesi sürekli olarak kandaki oksijen oranını ölçebiliyor. Yani SpO2 ölçümü mevcut arkadaşlar. Günümüzde şu anda biliyorsunuz tabii ki bu korona vakalarından kaynaklı olarak insanlar sürekli ateş ölçüyor. Ancak bu cihazda böyle bir özellik bulunmuyor. Daha çoğu bantta zaten böyle bir özellik yok ama güzel bir fark yaratan bir özellik olurdu. Ben Huawei'den böyle bir şey beklerdim açıkçası. Bunların dışında 724 nabzınızı kontrol ediyor. Eğer çok düşerse ya da çok yüksekse bu konularda da sizleri uyarıyor. Aynı zamanda bu cihazda True Sleep 2.0 özelliği de var. Yani uyku takibini de gerçekleştiriyor. Zaten hani bu tarz bant bardakta görmeye alışkın olduğumuz bir diğer özellik de yine uyku takibi özelliği. Bu cihaz aynı zamanda stresinizi de ölçüyor gün içerisinde hani stresiniz yükseliyor, alçalıyor bunu da buradan takip edebiliyorsunuz. Kadınlar için adet döngüsü takibi modu da yine bulunan özellikler arasında. Evet fiyat performans konusuna geldiğimiz zaman ise eğer bir Huawei telefonunuz varsa bence 550 TL gibi fiyata bize bir sürü özelliği sağlıyor ve şu anda biliyorsunuz Xiaomi'nin Mi Band 6'ları geldi. Mi Band 6'ya ya hani 500 lira vermektense Huawei'in Band 6'sını almayı tercih ederim çünkü ekran daha büyük ve daha kaliteli her şeyden önce güzel bir deneyimi bizlere yaşatıyor. Hani kolunuza taktığınız zaman hani kolunuzda yok gibi zaten hani 18 gram gibi bir ağırlığı var. Arayüz vesaire bunlar da gayet güzel. Yani özetle Huawei bir telefonunuz varsa burada bunları güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu bant için bir uzun kullanım testi de çekeceğim. O yüzden merak ettiğiniz konuları da mutlaka aşağıdaki açıklamalar kısmına yazmayı unutmayın. Böylelikle o soruları da bir sonraki videoda cevaplamış oluruz. Evet arkadaşlar bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.